Muhalefet İstanbul'un ardından bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenleyeceği özel etkinliğe karşı paralel bir kongre düzenleyeceklerini açıkladı. CHP'li başkana ilk tepki ittifak ortağı İyi Parti verdi. İyi Parti milletvekili Müsavat Dervişoğlu, tarihi kongreye gölge düşürüldüğünü söyledi. Soyer ise Cumhuriyet ve Atatürk üzerinden yüklendi. Dahası İzmirlileri de CHP'li başkana tepki göstermeye çağırdı. İzmir İktisat Kongresi'nin de 100. yılını hep birlikte büyük bir heyecanla kutlayacağız. Biz tabii ayrı bir program yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in ilk yılında Atatürk'ün düzenlediği İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılına özel bir kongre hazırlığındaydı. 17 Şubat günü İzmir'de toplanacak kongre öncesinde CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer alternatif bir kongre planladı. Ona ilk tepki ise hiç beklemediği yerden ittifak ortaklarından geldi. Bu benim tarihi sorumluluğum. Sonuna kadar da en iyi şekilde yapacağım. Atatürk'ün İktisat Kongresi topladığı yerde farklı farklı kurumların kongre tanzimatörlerini yadırgıyor. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu 100. yılında tarihi kongreye gölge düşürüldüğü mesajını vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i uyardı. Ayrı İktisat Kongresi hem İzmir'e yakışmaz, hem Cumhuriyet'e yakışmaz, hem de Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yakışmaz. Dervişoğlu sadece kendisi tepki göstermekle kalmadı. İzmirlileri de Soyer'e tepki göstermeye çağırdı. Benim söylemem yetmiyor. Siz de söylemelisiniz. İzmir'de söyleme. Milli bayramları, milli günleri beraber anmayı becerebileceğiz. Alternatif kongre hazırlığı CHP ile İYİ Parti'nin İzmir'deki ilk gerilimi değil. Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını barışın 2. yüzyılı diye kutlamaya kalkınca, Dervişoğlu 15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz diyerek afişlerin kaldırılmasını istemişti.